Hilal Ertofan'a bu güzel yorum için teşekkür ediyoruz. Kendisini de uğurluyoruz ve Çarşambayı Sel Aldı isimli eseri seslendirmek üzere Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencisi İrem İnşaat Çelik'i alkışlarınızla sahnede alkışlıyoruz. Thank you.
bize bağışlayan bu güzel yorumu için teşekkür ediyorum. Kendisini uğurluyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi de Ayaş Yolları isimli eseri seslendirmek üzere Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Seyhan Çiğçi'yi alkışlarınızla sahneye getirdik. Elleri görün, hadi bakalım. Öncelikle geçirmek için özür dileriz. Aslında akordumu evde yapmıştım. Ama hava şartlarından burada bozuluyor tabii ki. Sayın Genel Müdürüm, Sayın Rektörüm, Kuratörlüğümüzü kıymetli mensuplarım, üyelerim ve siz değerli misafirlerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli arkadaşlarımızın, genç kardeşlerimizin bizlere sunduğu performanslar gayet güzeldi. Çok önem arz ediyor bizim için. Bir arkadaşımızı, bir kardeşimizi bile bu yolda görmüş olmak bizleri son derece
memnun ediyor. Çok onlar bizim için, kültürümüzün devamı için çok kıymetliler bizim için. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum bu arada. Teşekkür ederim. Türkçemizin öneminin vurgulandığı bu güzide şehrimizde Türkçenin önemini yapmış olduğu eserlerle bizlere çok iyi hissettiren, aktaran kıymetli usta Neşet Ertaş'tan iki eser ben de sizlere sunmak isterim. Dermansız bir derde düştüm, dermanına
ben öleyim. Saçlarını ben öleyim. Buna dayanmaz yüreğim. Vermem seni seni Azrail'e. Devam ediyor kıymetli misafirler. Şimdi dinlemeye doyamadığımız Türk halk müziği ses sanatçısı Selma Geçer hanımefendi alkışlarınızla yeniden sahnede arz ediyor. Yeah.
devam edelim. Yakın bir bölgeye gidelim mi? Yakın bir ilimize. Aksaray'a gidelim mi? Aksaray, evet. Buna yine TRT Genel Müdürlüğümüzün özel yaptığı albümlerden bir tanesini okumuştum, seslendirmiştim. Gene Türkiye Radyo Televizyon Kurulu'na teşekkür ediyoruz. Sayın Fethi Faruk Hayat Beyefendi öncülüğünde teşekkür ediyoruz. Türkülerimize verdiği değer için, emek için. Evet, haydi bakalım. Kendisine uğurlanmıyoruz. Bir hediye takdimimiz olacak kendisine.
Hediye takdimlerini yapmak üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın Hüseyin Karaman hocamızı sahneye teşekkürler ediyorum. Çok naziksiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli konuklar, üniversitemizin kıymetli öğrencileri, öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Bu akşam güzel Türkçemizi resmi dil olarak kabul eden, ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey'in memleketinde, onun ismini taşıyan üniversitemizde güzel bir gece geçirdik. Bu gecenin gerçekleşmesinde, bu geceyi yaşamamızda katkısı olan herkese, başta tabii ki TRT'ye, genel müdürümüz burada, daire başkanımız burada, Türk halk müziği, ses sanatçımız burada. Gerçekten güçlü bir şekilde Karaman'a geldiler. Hem şahsım adına, üniversitemiz adına ve siz değerli konuklar adına hepsine teşekkür ediyorum. TRT'ye bir teşekkürüm de şundan dolayı, biliyorsunuz son yıllarda TRT, ekranlarında gerçekten kültürümüzü, tarihimizi, medeniyetimizi anlatan güzel filmlere, dizilere, eserlere yer veriyorlar. Ondan dolayı da ben şahsım adına ve yine üniversitemiz adına, sizler adına TRT ailesine teşekkür ediyorum. Tabii ki yıllardır üniversitemizle birlikte bu organizasyonu yapan başarılı eğitim kurumlarına da teşekkür ediyorum. Onlar da destek veriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bütün bunlar siz değerli konuklar olmazsa hiçbir anlam ifade etmez. Dolayısıyla siz de bu akşam buraya geldiniz ve bu güzel geceyi daha güzel hale, anlamlı hale getirmenize katkı verdiniz. Hepinize de ayrı ayrı bundan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rektör hocamızı uğurlamıyoruz. Bir diğer onur konuğumuz TRT Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fethi Fahri Kaya'ya hediye takdimlerimiz olacak. Kendisini sahneye davet ediyorum. Üniversitemizin bireketini tabii misafirlere veriyoruz ki odalarında dursunlar, sadece bir gece değil, her zaman bizi hatırlasınlar diye. Sayın Genel Müdürüm de duygu ve düşüncelerini alalım değil mi? Öncelikle bu salondaki herkesi tebrik ederim. Üniversite yıllarımızda Türk Halk Edebiyatı hocamız vardı, Profesör Cemal Güngör. O zaman biz de gençlik derdik ki sınıftaki kızlara, kızlar, türkü dinlemeyen erkeklerle evlenmeyin, sizi anlamazlardı. Hem erkeklere hem kızlara sesleniyorum. İleride evleneceksiniz, sorunuz çocuğunuz olacak. Diğer kızınız olursa, kızınızı istemeye gelen birisi olursa, o çocuğu çağırıp bir türkü söyletti. bir millete aidiyetini hisseden, iddia eden bir kişi, o millete ait bir türküyü, sesi güzel olmasa bile, kaşını gözünü yarmadan baştan sona kadar söyleyebilmeli. Bu bahsettiğim 1990'lı yıllarda hafızamızda gitmiş. Ben de buradaki gençlerimize, annelerimize, babalarımıza bir tüyo veriyorum. Bunu ciddiye alalım. Şimdi aslında böyle halk edebiyatı uzmanları konuşurken şunu söylerler. Bir toplumun birbirini sevmesi, muhabbetin artması için tersinden söyleyelim, şiddetin azalması için
aslında böyle kanunlardan, kurallar koymaktan ziyade türkünün yaygınlaştırılması lazım. Yani bir uyanmayan sabah oldu, namazını kıl hadi ben diyen bir insan bir kadına, bir çocuğa şiddet uygulayabilir mi? Bizim türkülerimiz, dilimiz ve türkülerimiz bizim ana sütümüz gibidir. Biz oradan besleniriz. Ben bu güzel ortamdan dolayı herkesi tebrik ediyorum. Üniversitemize bu organizasyondan dolayı kutluyorum üniversitemizi. Emeği geçen herkese, özellikle de katılım sağlayan, yarışmaya katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara tebrik ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Dilan Bey'in yardımcımıza ve Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Kendilerine, diğerlerine uğurluyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi bu akşamın en heyecanlı anına geldik. Artık dereceye giden isimlerimizi açıklama vakti. Dereceye giden isimlerimizi açıklamak üzere jüri üyemiz Barış Erkılıç'ı sahneye davet ediyoruz. İyi akşamlar herkese. Bu tür organizasyonların en zor tarafı jüri olmak. Jüri içerisinde en zor olanı da jüri sözcüsü olmak diye düşünüyorum. Sağolsun hocalarımız beni görevlendirdi bu konuda. Şimdi merakla beklediğiniz sonuçları açıklıyorum. Dördüncüden başlayacağız. Dördüncüden teşvik ödülüyle başlayalım. Seyitan Çiftçi 76.4 puan. Bu arada puanlar jüri üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasıdır. Dolayısıyla ondalık farklarla sıralama değişebilmektedir. Bilginiz olsun. Üçüncüyü açıklıyorum. İran İnşaat Kelim. 83 tam puanla. İkinci olan yarışmacımız Emre Öncül. 89.8 puanla. Ve bu akşamki yarışmanın birincisi, dinlediğimiz bütün yarışmacılarımızın sesleri harikaydı. Hepsini çok beğendik ama sıralamak zorundaydık. Ve birincimiz Zeynep Bağcı 95.6 puanla. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kendilerine ödüllerini takdim edeceğiz. İlk olarak yarışmada teşvik ödülüne layık bulunan öğrencimiz Seyitan Çiftçi'ye ödülünü takdim edeceğiz. Ödülü takdim etmek üzere Başarı Eğitim Kurumları Yöneticisi Sayın Mehmet Coşar Beyefendi sahneye davet ediyoruz. İrem Dişat Çelik'e ödülünü vermek üzere Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Eyüp Hüsamettin Aslan Beyefendi sahneye davet ediyor. Hediyelerini takdim etmek üzere Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Sayın Hüseyin Karama hocamızı sahneye davet ediyorum.
yarışmada birincilik ödülüne layık bulunan öğrencimiz Zeynep Bağcı'ya hediyeleri takdim etmek üzere Kırık'ın genel müdür yardımcısı Sayın Tekin Kanlıkaya'yı sahneye davet ediyor. Bir şahsilerin hediyesi olacak bizimle. Öğrenciye de verelim hediyeyi. Tamam. Bir de birinci olan kızın bir şarkısını bir kez daha dinlemek istiyorum. Öyle yapalım. En son alacağım. Eserine doyamadık. Bir kez daha dinlemek istiyoruz. Öncelikle yarışmamıza katılan, özgüvenleriyle yarışmamıza katılarak eserlerini seslendiren fakat dereceye giremeyen öğrenci arkadaşlarımıza da hediye takdimleri olacak. Dilerseniz diğer 6 arkadaşımıza da hediye takdimlerini yapalım ve Zeynep'i daha rahat bir şekilde dinleyelim. Dereceye gidemeyen 6 yarışmacı arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. Kendilerine hediyelerini vermek üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Çalışkan'ı sahneye davet ediyorum. Thank you.
Zeynep Bağcı'yı bir kez daha tebrik ediyoruz. Aynı zamanda bütün öğrencilerimizi de tebrik ediyoruz. Programımızda emeği geçen jüri üyelerimize, orkestra üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımızın son bölümünde protokol üyelerimizi, dereceye giren öğrencilerimizi, ses sanatçımızı, onur konuklarımızı, protokol üyelerimizi fotoğraf çekim için sahneye aldık. Yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi sahneye bekliyoruz. Görüştüm. Çok selam var. Evet. Müzik